Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, zaten kuraklıkla mücadele ediyoruz. Bunun haricinde girdi maliyetlerinin de çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Döviz kur farkı çok fazla. Ham madde sıkıntısı yaşadığımız ürünler var. Özellikle kuraklıkla ilgili devlet büyüklerimizden dekar başına 200 lira destek verilmesini rica ediyoruz diyerek hem destek istedi hem de ürün fiyatlarının düşmesine dikkat çekti. Tarım yapmak çok zordu zaten. Özellikle hem pandeminin olduğu dönemde hem de bu sene inşallah bir daha yaşamayız. Kuraklığın had safhada olduğu bir dönemde tarımsal üretim yapmak çok daha zorlaştı. Bu hususta zaten kuraklıkla mücadele ediyoruz. Bunun üzerine girdi maliyetlerinin de çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Çünkü hem dolar hem euro kur farkı çok fazla. Ham madde sıkıntısı da yaşadığımız ürünler var. Bu hususta biz özellikle kuraklıkla ilgili devlet büyüklerimizden dekar başına Sayın Genel Başkanımızın da belirttiği gibi 200 TL bir destek verilmesini rica ediyoruz. Şartları çok zor olduğunu söyleyen Göktepe ayrıca enerji fiyatları için mutlaka düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çektiği açıklamasından çiftçi bağ kur priminin de çok yüksek olmasından dolayı yakındı. Enerji piyasası düzenleme kuruluyla biz Tarım Bakanlığı üzerinden de müracaatını yaptık. Burada 1 kilowatt saatte kullanılan elektriğin makul değerlere çekilmesi gerekiyor. Bu tarımsal üretimi devam etmesi için makul değerlere çekilmesi lazım. Bu da 40 kuruş bizim öngörümüz. Tarım Bağkuru primleri çok yüksek. 1130 lira prim ödüyor üreticilerimiz. Bunu aile olarak düşündüklerinde 4 dekarda bir özellikle sebzede, örtaltı sebzede çalışan bir aile olarak düşündüğümüzde her ikisinin de Tarım Bağkuru'nu sonrasında ödemiş oldukları elektrik, bir fide maliyeti, biz ilerleyen günlerde bütün ilçemizde yetişen ürünlerin envanterini de çıkartacağız. Bir dekardaki maliyetimiz ne kadar, kazancımız ne kadar ama özellikle elektrik hususunda ve Tarım Bağkuru ödeme hususunda ayrıca şu da çok önemli, tarım kredilerinin faizsiz bir şekilde bir sene ertelenmesi hususuyla ilgili devlet büyüklerimizden ricada bulunuyoruz. Toslak, Hacı Kerimler, Yeniköy, Emişbeleni bölgesindeki üreticilerin kara kara düşündüğünü sebebinin ise kuraklık olduğunu belirten Göktepe, DSİ Antalya Bölge Müdürlüğü'ne yaptıkları ziyarette çalışmaların bu yıl yetişmeyeceğini öğrendiklerinde ancak AK Parti ilçe başkanı Mustafa Toklu'nun bu konuda gayret gösterdiğini söyledi. Toslak, Yeniköy, Hacı Kerimler bölgesindeki üreticilerimiz, Emişbeleni, özellikle bu bölgedeki üreticilerimiz kara kara düşünüyorlar. Kuraklık başladı, sular kurudu, sondaj suları kurudu. Ama bir orada bizim bir kaynağımız var, Yeniköy Barajı. Biz Sayın İlçe Başkanımız Mustafa Toklu'yla da bölge müdürlüğümüze gittik. Burada da bu hususu detaylıca aldık. Buradan da kendisine teşekkür ederim. Gerçekten çok ilgili yaklaştı. Ancak 2021 yılı içerisinde bunun yetişemeyeceğini de biz öğrenmiş bulunuyoruz. Göktepe Doğu bölgesindeki susuzluk soruna üreticinin destek vermeye razı olduğunu ifade etti. Muz ve avokado. Bunlar da suyun en çok ihtiyacı olduğu ürünler. Herkes sondaj kuyusu vuruyor. Çünkü üretim yapacak. Ama sonrasında bugün suyu buldum diyor ama yan tarafındaki komşunun suyunu tüketiyor. Biz de devlet büyüklerimizden ricamız zaten rapor halinde de bunu hem genel merkezimize hem de ilgili bakanlığımıza ilettik. Bu iki tane barajın bir an önce tamamlanıp ivedi bir şekilde suyun tarımsal üretime açılmasını rica ediyoruz.